Tibet'imin bambaşka bir dünyaymış. Zaten en büyük hayalim GS'i alırsam şu çantayla ya buradaki çantayı, herhangi bir çantayı straforla kaplatıp buzluk yaptırmak. İçine içeceklerimi koyup o şekilde seyahat etmek. Herkese merhaba. Bugün 2019 model Honda Africa Twin Adventure Sports motosikletine yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Africa Twin macera ve özgürlüğü severlerin rüyalarını süsleyen bir motosiklet. Bu eşsiz makine sizi keşiflere ve serüvenlere taşımak için tasarlandı ve gücünü saf tutkudan alıyor. Africa Twin keskin hatları ve modern çizimleriyle sizi etkileyecek. Zarif ve agresif bir duruşa sahip olan bu motosiklet aynı zamanda dayanıklılığıyla da sizi şaşırtacak. Off-road maceraları için mükemmel bir seçenek. Ancak Africa Twin sadece bir motosiklet değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı. Bu motosikletle her yolculuk bir macera haline geliyor. İster şehir içinde, ister vahşi doğada, Africa Twin size özgürlük hissi ve macera dolu anlar sunuyor. Özellikle 2020 yılından itibaren bambaşka bir hale bürünen bu motosikletin 2019 modelinin kullanıcı deneyimlerine birlikte bakacağız. Evet arkadaşlar, motosikletin sahibi sevgili arkadaşım Altan Altın Kaynak'la beraberiz. Bize vakit ayırdığı için kendisine ayrıca teşekkür ederim. Evet, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Bu motosikletin hikayesi nasıldı? İlk en baştan onda Africa Twin'i almak mı istiyordun yoksa bildiğim kadarıyla bir ara CRF falan kullanıyordu. CRF, iki tane CRF eskitti. Bu artık abileri CRF'li. Bundan önce Trazer 900'üm vardı. Africa Twin'den önce. Trazer 900'de de bir 69 bin kilometre tecrübem oldu. Hayalindeki motor aslında Honda değildi. BMW GS ulaşmak istediğim model motoru. Ama Honda benim için apayrı bir yeri var. Çünkü ilk motorum Honda. CRF 250 ile çok güzeldi. Yani tadı bana verdiği haz efsaneydi. Şimdi abilerine geçtiğim zaman Africa Twin bambaşka bir dünyaymış. Trazer'la kıyaslayacak olursan aynı statüye koyamazsın bile. Yakıt tüketimi olarak Trazer içiyor. Honda bir tık daha az yakıyor. Ağı çok geniş. Parça konusunda hiç sıkıntı çekmiyorum. Servislerde gayet uygun fiyat alıyorum. Konfor olarak, duruş olarak, pozisyon olarak şahane. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face and I'm... Yol tutuşu ve aerodinamiği, işte rüzgar alması dengesi olarak. Honda daha ağır, 248 kilo koşu ağırlığı. Yani büyük bir araç sollarken o arada yediğim rüzgar, dalgalanma kesinlikle olmuyor. Artçiler keyifli, yani Honda keyifli. Trazer biraz daha konforsuz kalıyor. Yani genelde artçılarım uyuştu, bir mola verelim tarzında şeyler yapıyordu ama bunda hiç durduraksızın gidebiliyorum. Arka ABS'yi tek tuşla devre dışı bırakabiliyorsunuz. Çok güneşli alanlarda hiç gözükmüyor. Kararabiliyor ve gözükmüyor. Bunu bir tık daha yüksek yapabilirlerdi. Çok sıktığın zaman gidonu çırpmaya başlar gidon. Her zaman rahat bırakacaksın. Diz kapaklarınızı bunda rüzgar temas etmiyor. Yüksek motosikletlerde sürücülerin karşılaştığı en büyük problemlerden bir tanesi. Şehir içinde o kadar zor ki. Benim boyum 1.91. Parmak ucunda basıyorum. En ufak bir toprak alanda ayağınız kaydığı zaman devirebilirsin. Artçıyla beraberseniz, yükünüz de varsa direkt motoru bırakın abi. Yan çanta demirlerim var. Zaten en büyük hayalim GS'i alırsam şu çantayı veya buradaki çantayı, herhangi bir çantayı straforla kaplatıp buzluk yaptırmak. Seyahatlerimde içine içeceklerimi koyup o şekilde seyahat etmek. Çanta gibi olacak burada. Tabii buzluk, yani bildiğin metal işte çanta. Gerek alkol, gerek işte herhangi bir sıvı. Tabii. Ya tabii kamp kurduğum zaman alkol kısmı da seyahat halindeyken
Kesinlikle. Tabii ki de. Evet. Tavsiye etmiyorum. Ne diyebilirim? Alkol dedin, aklım başımdan aldım. Çanakkale'ye hiç gitmedim. Çanakkale'den başlayıp Bursa, Çanakkale, Ege kıyısını komple Alaçatı'ya kadar inmek. Harika bir plan. Tabii bunu diyecek bir artçım olursa. Tabii artçılı veya artçısız o zaman için bir artçım hayatında birisi olur mu bilmiyorum ama onunla beraber yapmak istiyorum. Ki motorum 2019 model 2020 trafiğe çıkışlı. Kilometreyi görmemiş. Araziye hiç çıkmamış makine. Şu an kaç kilometrede? 11.000'de. Çok iyi. Bayağı iyi. Yani fırsat motoru diyebilirim. Fırsat motoruydu. Aslında o fırsatı biraz değerlendirdi ama hala da fırsat motoru olmaya devam ediyor. Evet, evet. Şu anda ilanda zaten. Çok iyi. Fiyat ne kadar? 650 yazdık. Tabii şu anda videonun çekildiği Eylül 2023 ayında bu fiyat geçerli. Aldığınız risk her zaman için Türkiye şartlarında bir fırsat oluyor. Bunu asla unutmayın. Evet. Ya acaba diyorsunuz, hani acabalar çok düşüyorsunuz. Kesinlikle o acabayı yıkın kafanızda. Hayalinizdeki ne varsa onu yapın abi. Yani hayallerinize koşun. Gençler, özellikle ben gençlere, yani yaşım 30, 7 yılını aldı şu seviyeye ulaşmak. Çok ki 7 yılda da 160 bine yakın kilometre yaptım. Olmuştur. Totalde. Ve hepsini tutuyorum böyle. Çeteresini tutuyorum. Şu kadar yaptım, şurada sattım, şunu da bakımını yaptım. Hepsinin listesi bile dur. Yani egzoz sesi tatmin edici mi? Çok tatmin edici. Sana da dinletmek istiyorum sesi. Egzozda acayip bir patlama var. Trafikte birisi önünüze geçtiği zaman hani küfür etmek, hakaret etmek yerine gazı verdiğiniz zaman bir adam ürküyor. Yani jip kullananlar çok iyi anlayacaktır dediğimi. O biraz daha yukarıda seyahat, böyle insana biraz özgüven kadar. Motosikletler jipi de bu tarz motosikletler diyebiliriz. Nasıl böyle iyi hissettiriyor mu? Umarım bu videoyu, üç kapılarda Antalya'da yanında bir Porsche'da duran bir hanımefendi vardı. Yan yana durduk. Yani kadın ojeleri, belki benim motoru kadar fiyatı var. Kafayı çevirip motoru kesmesi, motoru incelemesi acayip bir haz veriyor ve yüksektesin. Hani insanlara 1.90'lık adamla 1.40'lık adamı düşün. Hani böyle bakar ya, insanlara böyle bakıyorsun gerçekten. Aşırı yüksek. Ve trafikte seni o kadar tatmin ediyor ki yüksekte olmak. Şey gibi, aynı de bahsettiğin offroad araçları gibi. Yüksek bir duruşu, oturuşu var. Motosikletin top speed ile alakalı bir deneme yaptın mı? Nerede yaptın? Nasıl oldu? Yaptım ben. Şöyle ilk motorumu aldığım zaman babam yıllarca motor almadı bana. Param olmasına rağmen söyledim. O kadar rica ettim, şey yaptım, yok. Kesin güvenli falan olmadığı için. Güvenli olmadığı için. Bir de hani çok korkuyor. Babam eski motorcu. Java'larla büyüyen bir adam, Peugeot'la büyüyen bir adam. Top speed konusuna gelecek olursak Yamaha Trazer'da şey yoktu. Limiter yoktu. Kesiciye girmiyordu. Kaldırılmış, yazılım atılmış. Ve şu arkamızdaki üniversite var ya, orada denediler. Düz ve açık bir yol olduğu için hani burada deneme yaptılar. 247'ye kadar çekip kayıt var mıydı yoksa kendisi mi söyledi 245? Belki yani. Yok, hayır. Bu arada şaka yapıyorum. Güvenli biriyse zaten herhangi bir şey bile geçmemiştir. Yok, tabii ki. Afrika TV'ne gelecek olursam hani 190'a geldiğim zaman gidonda bir sallama oldu. Tank sleeper değil. Direkt gazı bıraktım. Gidonu rahat bıraktım. Uçaklarda olduğu gibi motorlarda ufak da olsa bir G kuvvetine maruz kalabiliyorsun. Gözün zaten bir şey görmüyor. Arka tarafta geride bıraktığın insanları hatırlamıyorsun bile. Akıştasın. Akıştasın. Tamamen akıştasın. Başka hiçbir şey aklında yok. Sadece yol. Yol flu, yanlar flu. Önün düz. Akıyorsun. Sadece pratikte kullanmak değil de zihin olarak antrenman yapmak da çok tabii önemli. Tabii ki. Zafer Hocam'ın birçok videoyu yolluyorlar. Orada izliyorsun. Kafanda bir senaryo oluşuyor. Döner mi? Döner. Yapar mı? Yapar. Ha, her ihtimali. Tabii her ki ihtimali. De. Motor sen sadece motor sürmüyorsun ki trafikte. Hatta buradan Zafer Hoca'ya selam da söylemiyor ama Zafer Hocam selamlar olsun. Sparta Racing kulübünde kulüp üyesiyim. Abi şu eksik dediğin zaman eğitim konusunda hadi gel. Hemen bir boş alan. Boş alan dediysem bir okul bahçesidir. Trafiğe kapalı alan. Bu bütçelere geldiğinde tabii ki tarz meselesi. Çünkü CRF, Tracer derken hep bu, evet, bu segmentte gidiyorsun. Ki zaten boy itibariyle de bir racing yakışmıyor. Altında kayboluyor. 1.91. Buradan Osman'a sevgiler. Osman MT07'de yaklaşık o da 1.90 üzerinde boyuyla. Evet. MT07'de buradan bana sırıtmıyor kardeşim dediğini duyar gibiyim aslında. Osman'a da nasip olursa yakın bir zamanda güzel bir tenere tarzı motor çekeceğiz.
Tenere 700. Yakışır. Osman şu bu arada arkadaşlar bu videonun çekim aşamasında Osman kendisi Mısır'da. Yani bir şekilde oraya gitti. Orada güzel deneyimler yaşadı. Onunla da geldiğinde yeni bir motosiklet almış 50cc. Biliyorsunuz Mete Spread'i de burada çekmiştik. 50cc motosikletine çekeceğiz ve Mısır'la alakalı neler yaşadığını da merak ediyoruz. Onları da videosunu çekeriz bu arada. Diyelim ve Osman'a buradan bir selam gönderelim, geçelim. Babamın verdiğim söz vardı ya, evlat acısı yaşatmayacağım. Onu da baz alarak, özellikle onu baz alarak racing'e kesinlikle elim tersiyle ittim. Ha, alamaz mıydık? Alırdık yani. Çok şükür maddi bu olarak segmentte zaten sıkıntı yok ama tarzı itibariyle ben dediğim gibi keyifçi bir adamım. Tarzıma, benim ruhuma yakışan, oturan motorlardan bir tanesi. Gençler yelekli olduğum için bizden kaçıyorlar. Selektör ediyorum, kaçmayın oğlum, bir yere çarpacaksınız. Atıyorum 110'a çıkıyorum ben. Çocuk 130-140'ı zorluyor. Ya kaçma da kaçma. Ben zaten seni sollayıp geçeceğim. Yani. Işıklar da denk geliyoruz ön yana. Duruyor artık. Abi ben seni polis sandım. Oğlum kaçma diyorum lan. Selektör ediyorum kaçma diye. Aydınlatma sistemiyle alakalı da Altan'dan bilgileri alacağız motor hakkında. Aydınlatma konusunda birazcık Honda bu modelde zayıf. Görüntüde harika bir şey var, aydınlatma var. Sisleri açtığım zaman da şu abi. Takviye yapmazsanız sıfır karanlığında çok zor. Amacımız görünmek, trafikte görünmek ki görünmüyoruz. Hiçbir şekilde görünmüyoruz. Bu yelek muhabbeti çok iyi oldu ama yalnız. Nispeten birazcık da olsa fark edilebilirliği artırıyor. Tabii tabii. Yasalaşmış olması da harika. Manevra hakimiyeti. Trafikte aralardan geçmenin o kadar çok etkili ki. Şu pozisyondasınız, dik pozisyondasınız, kesinlikle yormuyor. Artçınıza bayağı bir mesafeniz var. Eksili artısıyla herkese kumandan makineleri anlattım. Bir tık daha olsa tecrübelerimi ilettim. Korkma, bize bir şey yapamazlar. Diyormuşum. Saldıranlar olmuyor mu? Oluyor. Paçayı tutanlar oldu. Zafer hocamın kaç tane videosu var öyle gösterdiği anlar. Ayakları ben genelde kaldırırım direkt. Koruma demirlerine. Ayaklar kesinlikle petlerde olmaz. Her yerden de köpek sesi geliyor. Evet arkadaşlar, Altan'ın sohbetine doyum olmuyor ama videoyu burada noktalamamız gerekiyor. Kendimizi kurtarmamız lazım. Kendinize iyi bakın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.